Selam gençler Kimya Adası'sınız. Kimya adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler 77 kampında oyun sınıf konularıyla devam ediyoruz. Hatırlarsınız daha önce kimyasal hesaplamalar biri anlatmıştım. Denklemli miktar geçiş problemleri üzerine konuşmuştuk. Bakın şu anda takip ettiğiniz kitabımızda ekrana geldi görüyorsunuz. Ee, şimdi bu dersimizde ise arkadaşlar ikinci bölümü işleyeceğiz. Çünkü çok fazla soru çözmek istiyorum bununla alakalı ben aslına bakarsanız. Ve bu dersini göreceğim bakarsak karışım problemleri arkadaşlar hep karşımıza gelen karışım problemlerini e, nicel olarak ifade etmek istiyoruz. Saf madde karışım, inert madde, reaktif olma, mol tepkime ilişkisi, karışımın molce, kütlece ve hacim yüzdelerini Burada arkadaşlar kazanım olarak elde etmeyi istiyoruz ve 29 no'lu sorumuzu çözerek konumuzu iyice anlayacağımızı düşünüyorum. İnşallah arkadaşlar bizim için güzel bir ders videosu, açıklayıcı bir ders videosu olur. Birden fazla türün oluşturduğu saf olmayan maddeleri biz ne diyoruz? karışım diyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi karışım deyince birden fazla maddeden oluşan yapılar. Yani tek bir cins atom veya molekül içermeyenler ki içerenler nelerdi? Saf maddelerdi. Onları biz element ve bileşik olarak karşımıza getirmiştik. Mesela şimdi şöyle. Elimizde arkadaşlar mesela karbondioksit olmuş olsa sadece bu saf maddedir ama karbondioksitle beraber mesela işte karbonmonoksit olsa işte o zaman bu bir karışımdır tamam mı? Bunu biz burada ifade etmek istediğimiz şey bu yani birden fazla maddenin bir arada olması veya işte bakın helyum da olabilir içerisinde ya yani başka bir şey olacak yani karbondioksit başka bir şey olacak. Şimdi bir karışım içerisindeki maddeleri nasıl yapacağız? Önce buna bakalım. Şimdi bir karışım içerisinde maddelerin bir kere arkadaşlar biz e, mollerini bulmamız lazım. Ve burada maddelerin tepkimelerini ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Bak çok önemli. Yani bütün olarak değil de ayrı ayrı. Yani mesela bir yanma tepkimesi ise mesela atıyorum şöyle bir şey. E, X ve Y maddesinin yanacağını düşündüğümüz zaman işte X'i ayrı yakacağız arkadaşlar. Y'yi ayrı yakacağız. Şöyle bir şey yapmayacağız. X, Y'yi yakmayacağız. Yani böyle bir şey. Yani X, Y'yi oksijen tepkimeye sokup da böyle bir şey yapma şansımız yok. Böyle bir şey oluşmayacak arkadaşlar. Ne yapacağız? X'i ayrı, Y'yi ayrı böyle böyle tepkimeleri değerlendireceğiz. Ve burada arkadaşlar maddelerin molleri bizim için önemli. Burada bir mol sesine X, diğer mol sesine Y diyerek burada semboller vererek işlemimizi kolaylaştırmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bunu en güzel sorular çözerek anlatırız diye düşünüyorum. Ee, şimdi bakalım ben size bir yol açacağım. Siz de tabii ki size ödevleri de yapıcı, yapacak, yapacaksınız, yapmalısınız. Ve böylelikle konuyu eksiksiz tamamlayacağımı düşünüyorum. Çünkü son zamanlarda ÖSYM soruda soruyor bununla alakalı. Şimdi Eşit kütlede CH4 ve SO3 karışımı var. Burada toplam 5.8 gram e, mol atom içermekteymiş bu karışımımız ve karışımdaki SO3 bileşinin kaç gram olduğunu soruyor. Şimdi bakın eşit kütle gibi sorularda hemen en eşittir en bölü MA ya normalde biliyorsunuz ki. Öyle bir kütle alın ki her bir maddenin moline bölünebilsin. Yani şimdi... E, şimdi CH4'ün emasına bakarsanız e, karbon 12, Hidrojen 4 çarpı 1'den 16 geliyor bakın. E, SO3'e bakarsanız o da aynı şekilde kükürt 32'dir. E, Oksijen de 3 çarpı 16'dan 80 gelir. Yani öyle bir kütle alın ki e, 80x gibi, gram gibi bir şey alsak. Yani başlangıç kütlesini 80x gram gibi alsak arkadaşlar. 80x 80x gibi alsak. O zaman e, CH4'ün mol sayısı ne olur bu durumda? 80x gramı e, 16'ya böldüğümüz zaman bakın ne olur 5x mol gelir yani 80 alamayız da sonuçta ama 80x gibi hani bir xy gibi değer alabiliriz. E ee, aynı mantıkla arkadaşlar SO3'ün mol sayısına bakarsak onunki de 80x gram olarak kabul etmiştik. Ama 80 ise bakın bu da x mol. Yani bu durumda CHO'nun mol sayısı SO3'ün mol sayısının 5 katı olmuş oluyor. Pekala devam ediyoruz. Bu karışmadaki atom sayılarını bize vermiş. Bulunduğunu söylemiş. Bakın ee, şöyle diyelim. 5.8 mol atom içermiş. Şimdi bakın şöyle elinde 5x mol e, CH4 varsa şimdi ben buradaki 5x mol e, CH4'daki atomlara bakalım. Dağılma özelliği vardı biliyorsunuz ki. 5 kere 4 yani 20x mol elimde hidrojen vardır burada. Bu durumda da işte 5 çarpı 1'den bakın kar karbonalda bir 1 vardır burada. Dolayısıyla 5x mol elimde karbon vardır. Toplamda arkadaşlar burada 25x mol atom gelir buradan bakın. Gelen atom sayısı burada belli. Peki aynı mantıkla SO3'ü düşünelim. Orada ise x mol SO3 vardır. ona baktığınız zaman arkadaşlar 3x mol elimde oksijen var. Ee, x mol elimde kükürt var. Toplamda arkadaşlar 4x mol elimde atom var. Yani baktığınız zaman 25x mol atom burada. 4x burada. Bize bize toplam 5.8 mol atom içer içeriyormuş karışım. Yani o zaman arkadaşlar 25x ile 4x'in toplamı aslında 5.8 mol x olmuş oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar 29x eşittir burada 5.8 ise x de buradan 0.2 gelir. Yani görüyorsun 58 olur 2 olsaydı ama 202 gelmesi lazım. Şimdi biz x'i bulduk. Bize ne soruyor arkadaşlar? E 3 kaç gramdır? Zaten ben 80x gram olarak kabul etmiştim. O zaman 80 çarpı 0.2'den ne gelir? 80'i ya bir sayı 0.2'ye çarpmak demek onu 5'e bölmek demektir. 80'i 5'e bölersek de, e de cevap 16 gram. O zaman cevap burada ne olur? denizli olur arkadaşlar. Hadi bakalım devam ediyoruz sorularımıza. Ya ne kadar soru çözebilse o kadar iyi. Şimdi O3 N2 ve karbondioksit oluşan bir karışım var görüyorsunuz. Bu karışım hakkında bize bazı bilgiler vermiş. Demiş ki 0.7 moldür. Tamam. 0.4 çarpı N2 azot atomu içerir ve 17.6 gram karbondioksit içeriyormuş. Şimdi hemen karbondioksit direkt, direkt bize e, kütlesini verdiğine göre. E eşittir, en eşittir en bölü ma değil mi? Evet doğru. O zaman hemen karbondioksitin biz molünü bulabiliriz. Karbondioksitin molü ne olur? Eşittir. 17.6'yı biz ma'sı olan bakın karbonun emasını 12 vermiş. 2 çarpı 16'dan e, ne oluyor? 32 44 geliyor. O zaman 44'e bölersek bak tam 4 katı ama 176 olsa 4 katıydı ama smoke'a 4 mol oluyor bakın. Yani 176'yı 4'e 44'e bölersek 4 gelecektir. Ee, ama smoke'a 4 mol geliyor. Bakın burada bunu hallettik. Peki azot nereden geliyor? Bak şu smoke'a 4 mol. Tamam çok güzel. Azot da şuradan geliyor bakın. O da diyor ki smoke'da 4 çarpı en atan azot olduğum için yiyormuş Arkadaşlar şimdi zaten 1 mol atom zaten herhangi bir şey. Mesela 1 mol azot des deseydik Avogadro sayısı kadardı. E 0.4 çarpı ena tane azot içeriyorsa o zaman e, kaç mol azot vardır? Tabii ki baktığımız zaman elimizde 0.4 mol azot olması lazım. Ve ama bakın bileşik N2. N2'ye biz mesela arkadaşlar N2 e, x mol deseydik. x mol N2'de aslında... 2x mol azot olmaz mıydı? Çünkü kat sayısı 2 ile çarpıyoruz. 2, x geliyor. O zaman bu işte 2x'imiz 0.4 geliyormuş. O zaman x de burada 0.2 mol gelir mi? Yani elinde demek ki en 2 mol sayısı 0.2 mol. Zaten toplam karışım 0.7 mol ise o zaman arkadaşlar demek ki elimde 0.2 mol yani şuraya toparlayarak yazarsak aslında elime demek ki 0.4 mol karbondioksit varmış. Çok güzel. Aynı zamanda 0.2 mol elimde azot varmış çok güzel. Ve de toplam mol sayımız 0.7 mol ise demek ki 0.4, 0.2 ile 0.6 demek ki yine kaldı 0.1 kaldı. 0.1 mol elimde arkadaşlar ne var? O3 varmış bunu böyle halletmiş olduk. Şimdi bakalım. Karışımda 4.8 gram O3 mu var? E hemen en eşittir en MA yapacağım kütleyi bulmak için. E, 0.1 e, mol görüyorsunuz ki. Kütleyi bilmiyorum. MA'sı ne? Oksijen 16 ama 3 tane o e, oksijen var. Yani 3 çarpı 16 diyorum. Bak burası 48. 48 çarpı 0.1'den 4.8 o yüzden birinci öncülümüz doğru geldi. Devam ediyorum şimdi. 1.1 mol oksijen atomu içerir. Şimdi arkadaşlar burada bakarsanız şimdi şimdi o, e, hepsini de bulabilir Çünkü e, üçüncü öncülü de onu soruyor zaten. Şimdi 0.4 mol karbondioksit mol sayısı ama e, 2 ile çarparsak 0.4 çarpı 2'den 0.8 mol oksijen geliyor buradan. Aynı zamanda karbonu da bulalım arkadaşlar. 0.4 mol elimde karbon var. Çünkü kat sayısı 1. Peki buna bakalım arkadaşlar. Bununki ise 0.2 çarpı 2'den 0.4 mol azot atomu var görüyorsunuz ki. Mesela buna bakalım. 0.1 çarpı 3'den 0.3 mol elimde oksijen atomu var. Oksijenleri sayarsak bakalım arkadaşlar. 0.3 burada var. Evet. 0.8 0.8'de burada var. Toplarsak 1.1 mol atom içerir. Doğru. Bu da doğru geldi. Devam ediyorum. Karışım 1.9 mol atom içeriyor. Hepsini toplarız. Atom demek elementlerin mol sayısı. 0.4, 0.8 daha 1.2, 0.6 daha 0.4 daha 1.6, 0.3 daha 1.9. Evet o zaman cevap da burada Edirne geldi. Güzel soru değil mi? Bence de. Evet hadi bakalım. Şimdi elimde ne var? Elimde Yine bir karışım var görüyorsunuz ki. Bu karışımı değerlendirelim beraber arkadaşlar. Karışımda CH4 ve C3H8 gazları karışımı var. Bunu şimdi yakacağız. Arkadaşlar bak şimdi şöyle bir şey yapmıyorsun bak. Ne yapmıyorsun? Şunu yapmıyorsun arkadaşlar. Şöyle bir toparlayabilirsem şurayı. Evet biraz kaydırdım galiba. Evet şöyle düzenle düzeltelim ha. Şimdi elimde arkadaşlar e, ne var? CH4 ve C3H8. İkisini toplarsak bak şimdi ne oluyor? Bir karbon 3 de buradan C4 H4 buradan 8'e 12. Bunu gidip de arkadaşlar oksijenle yakarsan ÖSYM'de bu soruyu iptal eder. Yani böyle bir şey yok. Yani kesinlikle yanlış olur. Bu böyle bir şey yok. Bu ayrı bir molekül. Bu ayrı bir molekül. Yani e, bunu bu şekilde değerlendirmiyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle bir şey yapıyoruz. CH4'ü ayrı değerlendiriyoruz. C3H8'i ayrı değerlendiriyoruz. Yani bakın şimdi şöyle bir şey ki. CH4'ün e, tepkimesini düşünelim. CH4'ü ayrı yakacağız. Oksijenle yakacağız. Ve ne açığa çıkacak? Organik madde karbondioksit su açığa çıkartır tabii ki. Bunu böyle yazacağız. Peki bunu böyle yazdıktan sonra arkadaşlar ben burada şimdi bunu tepkimeye denkleştirmem lazım. Hemen şuraya 2 yazacağım. Buraya da 2 yazacağım. Şimdi bunun mol sayısına x mol dersem. hem x mol karbondioksit. x mol CH4 dersem. Şimdi burada bakın 1'e karşılık x mol ise 2'ye karşı. Yani buradan x mol harcarsam 2'den de 2x mol oluşur. Yani buradan 2x mol su oluştuğunu görebiliyoruz. Peki devam edelim. Diğer tepkimi yazalım. O da kim? C3H8. C3H8'i de biz yakacağız arkadaşlar oksijenle ayrı ayrı ve onda karbondioksit ve su açığa yazıyoruz. Böyle aynı şekilde çıkacak zaten. Organik madde sonuçta. 3 karbon 4 su olacak. 4 kere 2 8'e gelmek için. 3 kere 2 6. 4 de buradan 10. Şurada 5 yazacağız mı? Şimdi arkadaşlar bunun mol sayısına y mol dersek. Tamam mı? Y mol dersek. E, şimdi 1'e karşılık y mol ise su ile alakalı bize bir veri verdiğine göre 4'e karşılık 4 y mol su oluşmalı. Şimdi bu durumda arkadaşlar şimdi diyor ki 0.3 mol'luk karışım yani x mol buradan evet y mol de buradan toplamda 0.3 mol. Yani molleri toplayarak x artı y 0.3 yazabiliriz. Bir denklemi elde ettik. Peki ikinci denklemi de elde edelim. Şimdi arkadaşlar 18 gram su varmış değil mi? Şimdi e, su kaç mol pekala? En eşittir m bölü ma diye biz yazamaz mıyız? Tabi yazabiliriz. Suyun mol sayısını ma yani bulmak için kütlesini ma'sına böleceğiz. O zaman suyun mol sayısı ne olur bu durumda? Suyun kütlesi 18. Ma'sı da 18 olduğuna göre bak ne geldi? 1 geldi. Demek ki 1 mol de elinde su var. Peki bu 1 mol suyu nedir? Aslında 2x mol buradan geliyor. Evet. Ee, 3, 4 y de buradan geliyormuş. Toplamda işte 2 x y mol buradan gelen de 4 y mol buradan gelen toplam 1 molmuş. Evet buradan da bir denklem elde ettik mi? Şimdi arkadaşlar ben burada bunları e, taraf tarafa toplayacağım. Burası matematik arkadaşlar. Burada mesela 2 ile çarpıp çıkartırsak 0.6 olur. 4, 2 y buradan 0.3 gelir. Ee, pardon 2 y buradan ne olur? Özür dilerim. 0.6 olur. Özür dilerim. Evet. Y buradan 0.2 gelir. X de buradan toplamda 0.3 geleceğine göre X de buradan 0.1 gelir. Şimdi bize ne soruyor arkadaşlar? Sorduğu şey şu. Hacimleri oranını soruyor. Şimdi ee, arkadaşlar hacim neydi? Normal şartlar altında biliyorsunuz ki aynı koşullarda fark etmez. En eşittir V bölü 22,4. Buradan düşünebiliriz. Hacim demek zaten arkadaşlar bir maddenin molü ile normal şartlarda 22,4'ün çarpımı. E şimdi zaten 22,4'ler yani hacimleri oranlıyorsak aslında bunlar e, bunları oranlıyoruz. Ya yani aslında molleri oranlıyoruz yani baktığınız zaman. Çünkü bunlar gidecek. Yani mollerin oranı aslında hacimlerin oranı olmuş oluyor. Bize ne sormuş? CH4 gazın hacminin, CH4 gazının molü nedir? e, CH4 gazının ise x mol. O zaman Vx bölü V ya yani CH4 bölü V işte nedir o? C3H8. O da arkadaşlar direkt mollerin oranı aslına bakarsanız gaz olduğu zaman. O zaman x bölü y olmuş oluyor. O da zaten 0,1 bölü 0,2'den 1 bölü 2 gelecektir arkadaşlar. Ya da direkt yapıp çarpılabilirdik. Burası e, 2.24 birisi de 4.48 gelecekti. Oradan da gene 1.2 1 bölü .2, e, 2 gelecektir. Evet devam edelim bence. Şimdi ne kadar soru, soru çözersek o kadar iyi. Şimdi bakalım. Diyor ki elimde iki tane madde var. Karbon monoksit ve karbon dioksit gazları var. Burada bir bir mollük karışım var. Ne yapıyorduk? Karbon monoksite X mol diyordum. Değil mi? Evet. Karbon dioksite de Y mol diyordum. Hatırladık mı? Hani ve X mol artı Y mol toplamı da 1 mol. Bak bir denklem elde ettik. Şimdi bir denklem daha bulmamız lazım. Diyor ki bu karışımı yakacağım. Ama ne yapıyorduk? Ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Yani de böyle C2 O3'ü yakmıyoruz. Yani ikisini toplayarak öyle birleşik yok zaten. Yani tamam mı? Yaktığımız zaman ne oluyor? Bakalım. E şimdi karbon monoksit yanar tabii ki. Neden? Çünkü arkadaşlar geçen yani ben burada size tepkime türlerine söylemiştim. Yanma şartları vardı. Şimdi karbonun yeri nerede? Karbon 4A grubundadır. 4A grubundaki elementin yükseltgen basamağı artı 4 ile eksi 4 arasında değişik. Şimdi karbon bakarsanız oksijen eksi 2 olduğu için toplama sıfıra geleceği için artı 2. Yani karbon yanar. Artı 4'e getirmek ister kendini. Ve karbon dioksit de tabii ki. Buraya 1 bölü 2 koyacağız. Da, tepkimeyi denkleştirmek için. Tamam mı? Bunu böyle yazabiliriz. Peki karbon yanar mı acaba? Arkadaşlar karbon baktığınız zaman oksijen eksi 2 olduğuna göre 2 kere eksi 2 eksi 4. Dolayısıyla burada karbonda artı 4 oluyor. Yani burada arkadaşlar bu tepkimeyi biz zaten yazamayız. Bu tepkime olmaz. Evet. Çünkü karbondioksit yanmıyor arkadaşlar. Ve ne açığa çıkıyormuş? Bunun ulaşabilmesi için 8.96 litre oksijen gazı gerekiyormuş. Şimdi bakın 1'e karşılık yarım görüyorsunuz ki. O zaman x'e karşılık burada x bölü 2 mol oksijen gazı harcarız. Burada harcayamayız çünkü tepkime yok. O zaman şimdi en eşittir ve böyle 22,4 yazarsanız zaten aslında direkt oksijen gazının molünü bulabilirsiniz. En eşittir arkadaşlar 8.96'yı 22,4'e bölersek buradan e, 0.4 mol elimde Oksijen demek ki harcamışız demektir Bu da bir x bölü 2'dir Yani x bölü 2 eşittir 0.4 ise x de buradan arkadaşlar 0.8 gelir Evet şimdi x 0.8 ise Yani elimde demek ki karışımda 0.8 mol Ne var karbon monoksit var Ama o zaman y ne olur toplamı 1 mol olduğuna göre o zaman bu da 0.2 mol olur Zaten bana ne soruyor? 0.2 molü karbondioksitin kütlesini soruyor. Artık olay çok basit. Eniştir en bölü MA geldi. Eniştir en bölü MA yazarsanız arkadaşlar karbondioksitin molü eşittir. Kütleyi bilmiyorum. Eması ne arkadaşlar? Emas da e, tabii ki karbon 12. Oksijende 2 çarpı 16'tan 44 geliyor. Yerine koyarsanız tabii bu mol sayısı 0.2 imiş. E, İçler dışlar çarpımından 8.8 gram gelecektir. Bu kadar. Kütlesi belli yani kütlesini bilmiyoruz. Molü 0.2 bulduk. MA'sı da 44 olunca yerine koyduk. Yaptık. Evet devam edelim bakalım. Şimdi burada ne var? Eşit mol sayısında demişiz. C2H2, C2H4 ve karbamol. Arkadaşlar bu maddelerin hepsi yanar. Çünkü bakın C2H2 ee, organik madde. C2H4 de organik madde ve karbon dioksitliğinden de yandığını görmüşsünüz. Şimdi bu tepkimeleri yazmamız lazım arkadaşlar. Çok önemli. şuraya yazalım. Tamam mı? Şimdi elimde C2H4 C2H2 var. Yaktığımız zaman ne açığa çıkacaktı tabii ki? Ee, karbon, dioksit ve su açığa çıkacaktır. Bakın organik madde bunu yazabilirsiniz. Ee, peki buraya 2 yazacağız. 2 karbon. Buraya 1 zaten. 4 oksijen bir de buradan buraya 5 1, 2 yazmam lazım değil mi? Şuraya 5 2'yi sığdıralım. Evet tamam. Başka kalemle yazayım daha iyi olur. Ee, karışmasın. C2H4'ü yazdığımız zaman oksijenle yaktığımız zaman ne açığa çıkacaktır? Yine karbondioksit ve su açığa çıkacaktır arkadaşlar. E, burası 2. Burası da 2 oluyor. 2 kere 2'den 4, 2 de buradan 6. Buraya da 3 koymamız lazım. Görüyorsunuz böyle yazabiliyoruz. Diğerini de başka bir kalem yazayım. Şunla yazayım. Karbonmonoksit yani yaktığımız zaman arkadaşlar ne açığa çıkacak? O bir, bir, O2 ile tepkime girer ve karbondioksit açığa çıkar. Bunu böyle yazabiliriz. Peki şimdi bunu böyle yazdıktan sonra arkadaşlar şurası O2. Şurayı güzel yazmaya çalışalım mı? Evet. Şimdi eşit mol sayısına, Ben Bensin yerinizde olsam şöyle yaparım. Bunun mol sayısına x mol derim başka kalem ne var? Kırmızıyı kullanmamışım ya da kırmızı da kullanmışım. Şu maviyi kullanmamışım ya da yeşili kullanmamışım. Yeşil yazalım hani karışmasın diye. X mol evet. X mol, X mol yazabilirsiniz. Evet güzel bunu böyle yazdık. Pekala ne diyor şimdi? E, ee, burada şimdi arkadaşlar bak 1'e karşılık x ise 2'ye karşılık 2x mol karbondioksit oluşmaz mı? Bakın bunu hallettik. 1'e karşılık x ise 2'ye karşılık 2x mol karbondioksit oluşur. Bunu da yazmış olduk. 1'e karşılık x ise 1'e karşılık x mol oluşur. O zaman bu durumda arkadaşlar 2x, 2x, x toplam 2x, 2x daha 4x bir daha 5x. 5x mol karbondioksit oluşmuş ve bu kaç molmuş arkadaşlar? Bu da Normal şartlar altında 4.48 litre. Yani en eşittir. V bölü 22,4 derseniz 4.48'i 22,4'e bölerseniz arkadaşlar 0.2 mol gelir. O yüzden demek ki 5x 0.2 mol ise o zaman x buranın ne gelir? E, 0.04 gelir, değil mi? 5 kere 0.04'ten 0.20. E, X'i bulmuş olduk bakın böylece. Zaten hep bütün maddenin mol'lerini bulmuş olduk. Dolayısıyla şimdi ne diyor? Başlangıç karışımı 0.12 mol. E, zaten x artı x artı x Toplamda e, eşit molde. 3x mollik bir karışım vardı. E, x 0.04 ise 3x de bu durumda e, 3 çarpı 0.04'ten 0.12 gelir. O yüzden birinci öncülümüz doğru geldi. Peki kullanılan o x oksijen gazına bakalım. Arkadaşlar bakın şimdi 1'e karşılık 5, 5 bölü yani 2 yani 2,5. X'e karşılık o zaman burada 2,5 x mol oksijen gazı harcadık. 1'e karşılık 3 ise x'e karşılık 3 x mol de burada oksijen gazı harcadık. 1'e karşılık yarımsa x'e karşılık 0,5 x mol de burada harcamış olduk. Toplamda arkadaşlar 2 x mol. 3x daha 5x 5,5x mol 0,5 daha toplamda arkadaşlar 6x mol Oksijen gazı harcamışım ki x neydi? 0.04'tü. 6 çarpı 0.04'ten e, 0.24 molde oksijen harcamış oluyoruz. Peki kullanılan oksijen su ne kadar? Hemen bakalım arkadaşlar. E şimdi 1'e karşılık 1 o zaman burada x mol su oluşmuş. 1'e karşılık 2 o zaman 2x mol burada oluşmuş. E, burada yok arkadaşlar görüyorsunuz ki toplamda 3x mol su oluşturmuşuz değil mi? 3x mol su. Peki x'i yerine koyacağız arkadaşlar. x neydi? 0.04. Yani 3 çarpı 0.04'ten aslında 0.12 mol bir su harcamışız. Peki bu kaç gram oluşmuş? 0.12 mol oluşmuş. En eşittir. Ee, ne diyoruz? M bölü MA diyoruz kütle deyince. E, 0.12 eşittir. M bölü MA'sı da suyun arkadaşlar e, hidrojen 1. Ama iki tane hidrojen var. E, bir tane oksijen yani toplamda 18 geliyor. Görüyorsunuz iki hidrojen bir oksijen 18. 18 çarpı 12 ee, ne olur? 216 gelir. Ama iki tane sıfır kaydırırsak kütle buradan suyun kütlesi de e, 2.16 gram gelecek. O zaman bu da doğru olacak. Cevap da burada Edirne olacak. Hadi bakalım güzel sorular ha. Devam ediyorum. Evet. Şimdi soru 26. Elinde gene CH4 ve c 3 h 8 gazdan oluşan bir karışım var. Bunu yakmak istiyoruz. Şimdi bu sefer hava diyor bakın şimdi. Havadaki oksijen önemli aslına bakarsanız. Havanın 1 bölü 5 oksijendir. Arkadaşlar hava bir e, karışımdır. Yani homojen bir karışımdır normalde bakarsanız. Ve bu karışımın %78 yani yaklaşık olarak %80'i diyelim hani ortalama söylersek azottur. %20'si de yaklaşık olarak oksijendir. Şimdi burada ne yapıyorduk? Ayrı ayrı sokuyorduk. Yani gene bakalım CH4'ü yakacağız arkadaşlar. Ne açığa çıkacaktır? Tabii ki karbon, dioksit ve su açığa çıkmalı. Bunu böyle yazınca şuraya 2 koyacağım. Burası da arkadaşlar şuraya 2 koyacağız. 2 oksijen. 2 de buradan 4 gel gelmeli. Şimdi devam ediyorum. Diğer maddemiz de C3H8. Onu da şuraya yazayım. C3H8'i yaktığımız zaman ne açığa çıkmalı arkadaşlar? Karbon, dioksit ve su açığa çıkmalı yine aynı şekilde. Ya yani organik maddeler hiç değişmez. Hep karbon, ve su. Sadece tepkime denkleşiyoruz. 3 karbon, 4 kere 2, 8. 3 kere 2, 6. 4 de buradan 10. Şurada 5 yazdık mı? Şimdi arkadaşlar burada bize ne demiş? Hemen bakalım. Ee, şimdi x mol bu desek, y mol de bu desek. Bakın x mol, y mol desek. Sonuçta x mol artı y mol arkadaşlar ne geldi? Toplam 0.5 mol'lük karışım. Yani 0.5 mol olduğunu bulmuş olduk. Peki normal şartlar altında ne harcadım? Şimdi 1'e karşılık 2 ise burada 2x mol oksijen harcamış oldum değil mi? Peki 1'e karşılık 5 ise burada 5 y mol oksijen harcamış oldum. Değil mi? Görüyorsunuz ki. Şimdi burada arkadaşlar havanın molünü bulalım hemen. Havanın molünü nasıl buluruz? Normal şartlar altında. E, v bölü 22,4 fark etmiyor zaten. E, 179.2'yi arkadaşlar ne yapacağız? 22,4'e bölersek tam bunun 8 katı yani 8 mol gelir. Elimde 8 mol'lük bir hava var. Ama 8 mol'lük havanın da 1 bölü 5'i oksijen. Yani 8 çarpı 1 bölü 5'ten oksijenin mol sayısını bulurum arkadaşlar. Bu durumda 8 bölü 5. Yani 1.6 mol oksijen var. E peki demek ki bu kadar oksijen harcamışım. 2x artı 5y'de o zaman 1.6 gelmez mi? Bakın buradan bir denklem daha ettik Şimdi bunları taraf tarafı toplarsak, e, bunu 2 ile çarparsak, çıkartırsak birbirlerinden, e, 3y eşittir 0.6 geliyor. y buradan 0.2 gelir. Evet. X de buradan 0,3 gelir. Bakın bunu halletmiş olduk. Peki şimdi soruya bakalım. Soru daha yeni başlıyor gibi. Karışmadaki CH4 kütlesi. CH4'e baktığımız zaman CH4 nerede? E, CH4 X mol demiştim zaten. E, eşittir M bölü MA biliyorsunuz ki kütleyi böyle buluyoruz. 0,3 mol eşittir. M bölü MA'sı da CH4 16. İçler dışlar çarpımından e, bir karbon 4 hidrojen ya 16 oradan geliyor zaten. E, 4,8 o yüzden bu doğru. Açığa çıkan su. E, şimdi bakın 1'e karşılık 2 ise x'e karşılık 2x mol buradan su gelir. Ee, ya da x'i direkt yerine koyalım ya. Ne gerek var x'le uğraşmaya? x neydi? 0.3'tü. E buradan 0.3 mol ise buradan demek ki 0.6 mol su açığa çıkar. çıkar. Bu y de 0.2 idi ya. 1'e karşılık 0.2, 4'e karşılık 0.8 mol su açığa çıkar. Dolayısıyla toplamda 06 artı 0.8'den görüyorsunuz ki 1.4 mol'luk su açığa çıkar. Yani topluyoruz ya. elimde e, 0.6 mol su var. 0.8 mol da buradan geliyor. 1.6 mol su var. E, zaten bu kaç tane? E, 1 mol su deyince zaten 1 mol NA tane. Yani bu değişmez. NA tane molekül. Peki 1.4 mol deyince ne kadar? 1.4 çarpı en 6 tane molekül. O yüzden bu da doğru. Şimdi kimin hacmi daha büyük? Demler ki soruyu hatırlarsanız gazın hacmi mol sayısıyla ilişkiliydi. Yani o zaman mollerini ilişkilendireceğiz arkadaşlar. Kimin molü daha büyük? Şimdi CH4'ün mol sayısı X mol 0.3 mol. Dolayısıyla CH4'ün mol sayısı C3H8'den daha büyük olması lazımdı. Ama burada yanlış olmuş. Cevap da burada denizli olacaktı. Çünkü birisi 0.3 mol, diğeri 0.2 mol. Moline göre fazla olan molü ee, hacmi daha büyüktür. Evet devam ediyorum şimdi burada. Burada ne var bir karışım var. SO3 gazı var. CH4 gazı var. Oksijen gazları var. Burada bakın bize bir şey vermiş. Demiş ki bunların kütleler arasında ilişki. Şimdi ben sizin yerinizde olsam şöyle bir şey yaparım. Ne yaparım? Hemen yani şimdi SO3'ün MA'sı hani en 4 M MA bizim formülde kullanacağımız bir şey ya bu. MA'yı biz formülde kullanıyoruz ya. Şimdi hepsinin MA'sına bakalım. MA 80, bunun MA'sı 80 arkadaşlar. Bir kükürt. 32. Ee, zaten şuraya yazılmış. Bunun eması 32. Evet görüyorsunuz ki. Bunun eması 16. Evet. O zaman hepsinin emasında bölünebileceğimiz bir değer bulurum. Yani mesela bunun kütlesine 80x gram desem. Bunun kütlesi de 80 x gram ama bunun kütlesi 40 x gram olur ki 40 çarpı 2'den 80'e gelmeliyiz. Şimdi bakalım. O zaman bu durumda SO3'ün mol sayısı ne olur? SO3'ün mol sayısını yerine koyarsanız 80 x gram bölü MA'sı 80'in olduğuna göre x mol gelir. SO3'ün mol sayısı x mol. Peki devam ediyoruz. Oksijenin mol sayısı ne olur arkadaşlar? O da gene 80 x gram bu da. MA'sı 32 olduğuna göre 82'yi 32'ye bölersek 82'yi 32, 82, 82, 82, 82 32'ye bölersek e, 2.5 x mol gelecek arkadaşlar. Bunu da burada halletmiş oluyoruz. Peki CH4'ün mol sayısını hemen bulalım. O da e, 40 x mol vardı. 16'ya böldüğümüz zaman o da 2.5 x mol. Evet bunu böyle halletmiş olduk. Şimdi diyor ki bize toplam mol sayısı zaten 1.2. E, yani karışımın toplam mol sayısı. x mol var. 2.5 x mol var. 2.5 x mol. Toplama bakarsın zaten 6 x mol. 6 x mol eşittir. Eşittir. 1.2 ise x de buradan 0.2 mol gelecek. Demek ki yani x'i 0.2 bulmuş olduk. Buna göre oksijen atom sayısı kaçtır diyor. Şimdi bakın elimde zaten x mol SO3 var. Yani e, 0.2 mol e, SO3 var. Hemen bakalım SO3 kaç tane oksijen içerir? E, baktığımız zaman 3 çarpı 0.2'den 0.6 mol elimde oksijen var demektir. Bu da zaten 1 mol NA tanedir. Tane 0.6 çarpı NA tane buradan gelir. Evet bunu böyle halletmiş olduk. Peki devam edelim. Diğer maddemiz O2 zaten. E, o 02 idi. Bakın 2.5 çarpı 02'den 2.5 çarpı 02 ne olur bu durumda? 0.5 gelir değil mi? E, o zaman demek ki elinde 0.5 mol O2 var. Baktığınız zaman e, çarparsak 0.5 ile 2'yi şu 6'yı çarpıyoruz. 1 mol oksijen demektir bu da zaten. O zaman bu da 1 mol oksijen de en tane zaten. Bunu da halletmiş olduk. Peki devam edelim. Diğeri ne? Burada zaten oksijen yok. Görüyorsunuz ki CH4'te bunu yazamayız. O zaman bir, 1, 1 en tane burada var arkadaşlar. E, 0.6 çarpı en tane burada var. Toplamda 1.6 çarpı en tane yazabilirim. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet 28 dolu sorudayız. Diyor ki 1.5 çarpı n tane molekül içeren C3H6 ve CH4 gazları karışımında. Şimdi bakın gene bir karışım sorusu. Elimde C3H6 ve CH4 var. Şimdi ben bunun mol sayısına X mol dersem. Bunun mol sayısı da Y mol olursa arkadaşlar. Şimdi toplamda 1.5 çarpı n tane molekül. Zaten bakın 1 mol e, molekül demek aslında ne demektir? NA tane molekül demektir. Ya bu kim olursa olsun fark etmez. Bir mol e, molekül, NA tane molekül. E o zaman şimdi e, ne demiş? Bir buçuk çarpı ena tane molekül deyince... ...o zaman demek ki arkadaşlar... Elimde kaç mol molekül vardır? Elimde toplamda 1,5 mol molekül vardır diye söyleyebiliriz. Pekala arkadaşlar. Demek ki x mol C3H6 dedik. Ve y mol ile CH4 dedik. Toplamı arkadaşlar 1,5 molmuş. Yani bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Pekala hala 6.6 gram hidrojen atomu içerdiğini söylemiş. Şimdi elimde arkadaşlar şimdi Şöyle bir şey. Hidrojen ikisinde de var görüyorsunuz ki. X mol diyelim e, C3H6'ya. Ne yaparız? Hani dağılma özelliğine baktığınız zaman 6X mol elimde hidrojen vardır. Peki Y mol dediğimiz zaman arkadaşlar ch 4e de baktığınız zaman sonuç olarak baktığınız zaman 4Y mol de elimde e, hidrojen buradan gelmez mi? O zaman şimdi ne olur? E, 6X buradan gelir. 4Y de buradan gelir. O zaman 6X artı 4Y eşittir 6.6 6 mol. Ama tabii şurada şöyle bir şey var. Buranın toplamda 6.6 mol ama o nereden geldiğini anlayalım aslında. Şimdi hidrojenin mol sayısı n m/MA değil mi zaten biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ee, kaçmış? Ee, hidrojenin kütlesi burada 6.6 grammış. MA'sı da 1 olduğuna göre zaten bu aslında 6.6 moldur. E zaten o zaman 6x buradan geliyor. 4y de buradan geliyor. Toplamda 6.6 mol hidrojen var. Bakın işte iki tane denklem yine çözdük. Hep bakın e, böyle denklem e, al, almaya çalışıyoruz. X'e ve Y'ye bağlı olarak denklem oluşturma çalışıyoruz. Şimdi burada ne yaparız? Mesela burada 4 ile çarpsak burayı. E, çıkartırsak işte ne olur? E, 2Y eşittir 0.6. Y buradan 0.3 gelirken X de buradan galiba 1.2 gelir. Bakın oluyor mu? tam tersi mi oldu yoksa pardon özür dileriz dur bakalım ee, 4 pardon y'ler gidiyor x'ler kalıyor yani x eşittir 0.3 y de bunun arkadaşlar 1.2 geliyor zaten bakarsanız 1.2 çarpı 4'ten 4.8 e, 1.8 evet doğru evet x dediğimiz şey yani elimde ne var arkadaşlar elimde e, 0.3 mol elimde c3 h6 var evet ve de 1.2 mol elimde arkadaşlar ne var c e, CH4 var. Peki ne diyor? C3, C3H6'nın mol yüzdesi demiş. Arkadaşlar toplamda görüyorsunuz 1,5 mol'luk bir karışım var. 1,5 mol'luk karışımın aslında 0.3 mol'ü C3H6. Bak burada ne yaparsın? Şöyle bir şey yaparsın. 1,5 mol'luk karışımda 1,5 mol'de 0.3 mol elinde C3H6 varsa yüzde nedir diye buradan işlem yapabilirsiniz tabii ki. Bakın ne olur burada tam 5 katı görüyorsunuz ki işte şurası x desek 5x 100 ise işler dışlar çarpımından x de buradan yüzde 20 olacaktır diye söyleyebiliriz. Evet şimdi dersin başında atladığımız bir soru vardı. Yani dersin sonu çözeceğimiz dediğimiz bir soru vardı. Buna bakalım şimdi. Bir bilgi vermişiz. Demişiz ki şimdi bunu aslında asit bazılar kısmını anlatacağım ama bazen bu böyle şeyler bize bilgi olarak verilebilir. Bakır, civa ve gümüş yarı soy metallerdir. Bunlar oksijens asitler tepkime girmezler. Güzel. Peki eline var. Bakır ve potasyum oluşan bir alaşım var. Alaşımlar metal metal karışımdır. 20 grammış. Arkadaşlar potasyum aktif metal. Yani Bunlara bir de mesela tam soylar var. Yani altın ve platin var. Onlar tam soy metal bu arada. Bunlar hiçbir şekilde asit ve bazı tepkimeye girmezler. bakır, civa ve gümüş de yani bu beşi aslında aktif olmayan metallerdir. Asit tepkimeye girmez ama bunlar yani bakır, civa ve gümüş sadece oksijen asitler tepkimeye girebiliyor. Şimdi bakın elinde bir alaşım var. Alaşım bir zaten katı bir madde. Bunu ayrı ayrı değerlendireceğiz gene. Elinde yani ne var? Bakır var. Bakırı ben ve de işte potasyum olan bir madde var. Ayrı ayrı değerlendirirsek bakırı ben HCl çözeltisine hani, e, baktığımız zaman burada o zaman demek ki bir tepkiminin olmayacağını söyleyebiliriz. Çünkü bakır e, yarı soy metal olduğu için HCl'de bir asit ama oksijen içermediği için olmaz. Peki burada tepkimeyi yazalım işte isterseniz. Şimdi bakın burada yer değiştirme tepkimesi oluyor. Ne açığa çıkar? Hidrojen gazı açığa çıkar. Bak burada vermişiz zaten bunu. Peki o zaman hidrojen gazı nasıl açığa çıkıyor arkadaşlar? Şöyle. Şimdi potasyum yükü zaten bir a olunca artı bir. Bunu bilmeliyiz. Hani daha önce anlatmıştık derslerimizde. E klor kendine bağlar. Klor da 7A'da. Eksi 1'dir yükü. Çaprazlıca KCl artı H2 gazı. Ama e, arkadaşlar burada tepkimeyi denkleştirmek için tabii ki şu bir tane var. Burada 1 bölü 2 koymamız lazım. Evet burası çok önemli. Şimdi diyor ki normal koşullar altında 2.24 litre hidrojen gazı açığa çıkıyor. O zaman hidrojenin mol sayısı ne olur bu durumda? En eşittir V bölü 22,4 olduğuna göre 2.24'ü 22,4'e bölersek arkadaşlar ne gelir? Hidrojenin mol sayısı buradan 0,1 mol gelir. E ee, bak yarıma karşılık 0.1 mol ise 1'e karşılık potasyum ne olur? Bu da 0.2 mol potasyum. İşte demek ki 0.2 mol potasyumu biz burada harcamışız. Yani elimdeki alaşımda 0.2 mol potasyum varmış. Başka bir şey yokmuş. Yani bakır da var ama bakırın zaten şu anda oradan çıkartılarak bulayacağız bu olayı. Potasyum 0.2 mol. Peki hala ne yapacağız? Hemen en eşittir. M bölü MA yapacağız tabii ki arkadaşlar burada. 0.2 mol potasyum. M bölü MA'sı da bunun. 39. İçler dışlar çarpımından... 7.8 gram elimde potasyum var. Bakın bunu böyle halletmiş olduk. Pekala 7.8 gram potasyumsa, e ee, gerine kaldı. 20 gramlık bir alaşımın 7.8 gram potasyumsa demek ki geriye dair 12.8 gram da e, ne kalıyor? Bakır kalıyor. Yani 7.8 gram potasyum 12.2 gram da e, bakır toplamda 20 gram alaşım olmalı. Bu şekilde bunu da halletmiş olduk arkadaşlar. 3. ve 4. bölümlerde var bunlarla ilgili. Takipte kalmaya devam ediyoruz. Kampta kalmaya devam ediyoruz ödevlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım kolay gelsin arkadaşlar.